2002 yılında Cem Uzan ve arkadaşları tarafından kurulan Genç Parti kongreye gidecek. Bu konuyla ilgili de Genç Parti'den şöyle bir açıklama yapılmış. Genç Parti olağan büyük kongresi 1 Temmuz çarşamba günü saat 13'te 4 mevsim toplantı salonu İvedik Caddesi No. 35 Yeni Mahalle Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 2 Temmuz Perşembe günü aynı yerde saat 13'te çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm partililerimize ve halkımıza saygıyla duyurulur. Genç Parti Başkanlık Divanı adına Genel Sekreter Melek Dingaz yaralı. Ayrıca bu kongrede Genç Parti'nin kurucularından olan eski Genel Başkanı Cem Uzan da bir konuşma yapacakmış. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacakmış. Kendisi 10 yıldır Fransa'da bulunuyor biliyorsunuz. Oraya iltica etmişti. Telekonferans yöntemiyle Genç Parti'nin 5. olağan kongresine katılarak burada açıklamalarda bulunacak. %7,2 civarı bir oy almıştı 2002 seçimlerinde. Daha sonra girmiş olduğu seçimlerde bu oy oranı düştü. 2007 seçimlerinde %3 ve ardından kendisine yönelik operasyon neticesinde de Türkiye'yi terk etmek durumunda kalmıştı. Bütün mal varlığına tasarruf mevduatı sigorta fonunca el konulmuştu. 10 yıldır da Fransa'da bulunuyor. Zaman zaman Türkiye'ye döneceğine yönelik açıklamalar yapıyordu. Bu konular neticesinde 2 Temmuz veya 1 Temmuz'da yapılacak Genç Parti Kongresi'nde yapacağı açıklamaları Türkiye siyasetinde merakla bekleniyor olacak. Çünkü siyaset kazanı kaynıyor. Erken seçimin konuşulduğu bu günlerde Genç Parti Kongresi'nin yapılması ve sürekli Türkiye'ye dönüş açıklamaları yapan Cem Uzan'ın da kongreye telekonferans yöntemiyle katılıp açıklama yapacağını duyurması siyaset sahnesinde heyecan yarattı. Bekleyip görelim. Bakalım Cem Uzan hangi açıklamaları yapacak?